Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bu denemeyle dördüncü denememize başlıyoruz. Ee, denemeleri çözmeden önce alttaki linkten e, denemeleri indirip çözebilirsiniz. Daha sonra bu çözümleri kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi birinci sorumu söyle arkadaşlar. Bunu yan tarafa katlamış. Yani süreyi kaç vermişti? 5 vermişti. Burayı kaç vermişti? 15 vermişti. 15 vermişti. Sırası dik. O zaman bunu bu tarafa doğru katladığına göre bakınız burası bir açı ortay olmak zorunda. Burası aç ortay olmak zorunda, burası 5 ise, burası dik olmak zorunda. Aynısı bu tarafa gelecek çünkü burası 5 ve burası 15. Her katlamada bir deltoid olur. Asla unutmayınız. Şimdi bu uzunluğun tamamı 27 birimmiş. 27 birim olması için buraya 12 birim kalır. Ve biz bu üçgeni tanırız. 5, 12, 13 üçgeni. Şimdi soru bize neyi soruyor? Bakıyorum D, A, K üçgeninin çevresini. Yani D, A, K. bu üçgenin çevresini soruyor. Yani 13 artı 12 artı 5 cevabımız 30 olacakmış diyoruz. Yani cevap Edirne. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Elif Hanım yarım küre şeklindeki bir saksıyı, şeffaf saksıyı, içerisinde toprak varmış bunun, bunun içerisinde bir tane levhayı <laughs> atmış. Daha sonra bu levhanın toprak altında kala, kalan kısmının çevresini sormuş, yani şuranın çevresini sormuş. Şimdi biz burayı bulmak için gerekli adımlarımızı atalım. Bakın önce bir soruyu bir okuyalım. Ne diyor bize? AC uzunluğu ile, AC uzunluğu ile, şu uzunluk ile. BC uzunluğu bu uzunluk birbirine eşitmiş. Önce süreyi bir tamamlayalım. 3, 4, 5 olsun. Burası AC uzunluğunu kaç bulduk? 10 bulduk. Gördüğünüz gibi AC uzunluğu 10 birim. O zaman BC uzunluğu da burası da ne olacak? 10 birim olacak. Şimdi bu bir ikizkenar üçgenmiş o zaman yani. Şuradan aşağıya bir dik indirdiğimiz zaman bu dik tabanı iki eşit parçaya bölmeli. Şimdi bunun karşısında eğer orta tabandır aynı zamanda bakın 5-5 olduğu için 4 ise burası 8'dir. 4 ise 8'dir eğer 5'in karşısına 5'in karşısına 3 gelmişse buradaki 5'in karşısına da 3 gelmeli. Ve tabanım 6 ise bu tabanım da 6 olmalı. Ben onu şuradan da görebilirim. 8 var 10 var 6 olmalı. Şimdi bu altta kalan kısmın çevresini sormuş bize. Toplayalım ne var? 10 var artı 9 var. 9 var artı 4 var artı başka bir de 5 var. Dolayısıyla 9 9 daha 18 28 olacakmış cevabımız bu. Şimdi toprak altında kalan kısımın şurası olduğunu tekrardan görelim arkadaşlar. Şöyle ve sorumuz bitmiş oldu böylece. Şimdi arkadaşlar sorumuzu çözmeden önce geometri için bilinmesi gereken, muhakkak iyi bilinmesi gereken formüller vardır. Bunlardan bir tanesi çevredir 2 ile bir tanesi alandır piire kare şeklinde. Bunları tek tek sorularda göreceksiniz en fazla kullanılan formüller olarak. O yüzden ben sorumuza direkt başlıyorum. Ee, ve bunları ezbere bilmeniz gerekir. Şurası A noktası. Bir tur attığı zaman diyor şu çember. Bir tur attığı zaman demek ki şuraya bir yere gelecek. Şöyle atıyorum. Bir turda başladığı noktaya geri gelmiş olur. Yani A noktası buraya gelmiş olur. O zaman bir turda yani bunun etrafı bütün köşeler ne, ne olmuş olur? Tabana yere değmiş olur. Dolayısıyla bunun çevresi ne kadarsa burada geldiği mesafede o kadardır. O zaman çevre çevre eşittir 2 pi çarpı r uzunluğu neymiş yarıçapı 3 3'müş. O zaman buradan çevrenin ne olduğunu görebiliyoruz. 6 pi olduğunu görebiliyoruz. A noktası ne kadar yol almış? 6 pi'lik yol almış. Tamam. Şimdi bize AC uzunluğunun ise yani şu uzunluğun tamamının 12 pi olduğunu vermiş. O zaman bu aşağıya da kaç pi kalmalı? 6 pi kalmalı. Şimdi vatandaş diyor ki A noktasının B köşesine uzaklığı ne olur diyor. Şu şurayı soruyor yani. Dolayısıyla biz dikten bir çizgi gidip iki eşit parçaya böldüğünde onun muhteşem üçlü olduğunu biliyorsak uzaklığında 6 pi olduğunu söyleyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bu soruyu çözebilmemiz için altıgenle ilgili e, ifadeleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle iç açının 120 derece olduğunu biliyoruz. 120 derece fakat bunu katladığın zaman yamuklar üst üste gelir. Şu yamuk ile bu yamuk üst üste gelir. Yani süresi 120, 60, 60 bölünür. Aynı şey burada da olur. 60-60 bölünür. 60-60 bölünür. 60-60 bölünür. Ve burada 60'ları yazdığımız zaman karşımıza 6 tane eşkenar üçgen gelir. Dolayısıyla burada 6 tane eşkenar üçgen geliyorsa eğer. Yani şuranın A olduğunu söylüyorsam ki bütün kenarlar A-A şeklindedir. A-A şeklindedir. Dolayısıyla burası da eşkenar üçgen olacaksa A-A-A şeklindedir. Bakınız buradan ne çıkmış oldu. Şu orta kısım 2A. Yani şurası A ise burası A ise orta kısmın 2A olduğunu söyleyebiliyoruz. 2A. Dolayısıyla en alt ile en üstün toplamı direkt ortayı verir diyoruz. En alt ile üst tabanın toplamı direkt orta kısmı verir diyoruz. Şimdi bir diğer özelliğimiz de burada 120 dereceydi. 120 dereceydi. Şurası e, AA şeklindeydi. Ve şurasına 30-30 dersek 30-30 120 üçgeni karşımıza gelir. 30-30 120 üçgenin özelliği AA A kökü şeklindedir. O zaman şimdi sorumuza başlayalım. Bir kenarı bir birim olduğunu söylüyor. Şimdi şuraya kaç diyeceksiniz söyle. 2 birim diyeceksin çünkü şurası 1 burası 1 ya topladığınız zaman ortaya verecek biri. O zaman 2'yi verecek. Yani şurası 1. Buradan geldiğiniz zaman burası 2. Şu tek olan kısım 1, bu tek e, çift olan kısım 1 bir, bir daha şurası 2 yapmış olacak. Ve yukarıdan aşağı şey şöyle gelirsem ben eğer Bakınız şurası 1 1 ise burası kök 3'tür. Burası 1 1 ise burası kök 3'tür. Ve burası 1 1 ise burası da kök 3'tür. Ve burası 60'tı şurası 30'tu. Dolayısıyla burası 90 derece olmuş oluyor. Şimdi uzunluğumuzun tamamına bakalım. 2 4 6 6 7 8. O zaman burası 8 oldu. 8. Burası ne oldu? 3 kök 3. 3 kök 3 ve bize x'i soruyor. Dik üçgen olduğundan dolayı x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi parantez karesi tabii ki 64 artı 27 cevabımız 91 yaparmış diyoruz x kare. O zaman kökünü alırsak x kök 91 olacakmış yani Bursa. Evet arkadaşlar şimdi diyor, öğretmen konferans salonunda <laughs> kürsüden bir an uzaklaşmış uzaklaştığında şunu görmüş şöyle bir oran görmüş diyor ki e, projeksiyona olan uzaklığı da 25 25 k ve e, sahneye olan uzaklığının da 3 k olduğunu söylüyor ve gölge boyunun ise gölge boyunun ise 196 santim olduğunu söylüyor. O zaman şimdi burada şunu yapmaya çalışacağız. Üçgen benzerliği parçanın bütün oranı şeklinde yola devam edeceğiz. Ve vatandaşın boyunu sormuş. Yani öğretmenin boyunu sormuş. O zaman parça 25K 25K bölü tamamı 28K 28K eşittir. Ee, öğretmenin boyu X ve gölge boyu 196 olacakmış. Sadeleştirmeleri yaparsak şimdi burada şu şekilde ee, K'ların gittiğini görürüz. Şurayı 4 çarpı 7 diye yazalım. Bunu da 49 çarpı 4 diye yazalım. Dolayısıyla şu 4 ile bu 4 sadeleşirse, bununla da bu sadeleşirse burada 7 kalır. O zaman 7 çarpı 7 çarpı 25 eşittir x olacak. Dolayısıyla 175 olacakmış cevabımız. Denizli. Evet arkadaşlar çemberle ilgili bilmemiz gereken şey şu çevre çemberin çevresi eşittir 2 pi r 2 pi r ve dairenin alanı ise dairenin alanı ise alan ise pi r kare demektir pi r kare dolayısıyla bir pi r kare denen şeyin bize ne olduğunu vermiş 16 bir yani şekil birdeki pizzanın 16 pi olduğunu söylemiş şunları silersek eğer R karenin buradan ne olduğunu görürüz. 16'ya o zaman R'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani yarıçapımız 4, 4 4'müş. Ve şurası o zaman 4 birim ve burası 4 birim olacak. Şimdi vatandaş şunu sormuş. Bu oluşan şeklin 8 tane parçaya bölmüş ya. Bu oluşan şeklin çevresini sormuş. E 4 4'ü bulduk 8 yani. E, bunları nasıl bulacağım? Bunlar birer yay. Bu yayları ayrı ayrı mı bulacağım? Yoksa buradakinin çevresiyle aynı mıdır? Arkadaşlar buradaki çevren, çemberin çevresiyle aynıdır. Çünkü şu uzunlukların hepsi buralara gelmiştir. Dolayısıyla çevre nedir? Çevre eşittir 2 pi r'den dolayı. Çevre eşittir 2 pi çarpı r'miz ne? 4. Yani o zaman 8 pi olacakmış. Şimdi şu uzunlukların toplamı 4 artı 4. 4 artı 4. Bir de şu yayların toplamı da 8 pi olacaksa çevre 8 artı 8 pi olmalıymış. Yani 8 artı 8 bir denizli. Evet arkadaşlar burada 20 tane 20 adet domino taşı varmış arkadaşlar. Bu domino taşların kalınlıkları önemsizmiş. Ve domino taşlarının yüksekliği 8 birim olduğunu söylemiş. O zaman şu yarısı 4 birim olacak. 4 birim şurası 4 birim olacak. Ve bu domino taşları böyle birbirine çarptıkları zaman hepsi yıkılıyormuş. Ve yarısına ve yarısından yukarı çarptığı zaman yıkılıyor diyor. Buna göre diyor domino taşlarının diyor arasındaki uzaklık en fazla kaç birim olmuş olur? Yani A noktası ile B noktası arasındaki en baştaki ile en sondaki arasındaki uzaklık en çok ne olur diyor. Şimdi e, öncelikle şunu bulmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4 böyle kaç tane aralık var? Şimdi 1, iki tane domino taşı olunca iki tane domino taşı alınca kaç tane aralık olmuş oluyor? 1 tane aralık. E o zaman 1 2 3 tane domino taşı olunca 1 2 tane aralık. O zaman nokta nokta gidecek bu. 20 tane domino taşı alınca o zaman 19 tane aralık var. Aralık sayısını bulduk. Tamam. Şimdi bu domino taşını devirdiğimiz zaman şöyle bu buraya çarpacak şu şekilde. Bu domino taşı yan yıkıldığı zaman buranın 8 olması lazım. Uzunluk olarak 8 olması lazım. O zaman bakınız burada yüksekliğim ne? 4. Hipotenüs kaç? 8. O zaman burası ne olmuş olacak? Ee, 30 derece olmuş olacak ki iki hipotenüs iki katı. O zaman şurası 60. 30 60 90 üçgeni çıktı karşıma. Ve şurası da ne olacak? 4 kök 3 olacak. Bu 4 kök 3'ten kaç tane vardı diyeceğiz? 19 çarpı 4 kök 3. 19 tane 4 kök 3 vardır. Dolayısıyla 76 kök 3 olacakmış cevabımız. Hocam burada ama sıkıntı yok mu? Arkadaşlar burada kalınlığın önemsiz olduğunu söylemiş. Herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden cevabımız 76 küp 3. Evet arkadaşlar şekilde verilen dikdörtgen şu köşegen boyunca katlan, kesilmiş ve birbirinden ayrılmış. Dolayısıyla biz biliyoruz ki dikdörtgenin buradaki alanıyla buradaki alanın birbirine nedir? Eştir. Buradaki alanla buradaki alan nedir? Birbirine eştir. Bakın şu kırmızı dikdörtgen üçgeni şöyle yere yatırmış. Ve bölgesinde dik mavi olanı da dik olarak koymuş ve bunlar birbiriyle kesişmişler. Şimdi diyor ki kırmızı kırmızı renk ile boyalı bölgenin alanı 3 birimdir. Yani şurası 3 birimmiş. Ve mavi renk ile boyalı bölgenin alanı 7 birimdir. Ve ben buraya eğer x dersem ve bana sorulan yer de şurası soru işareti. Ee, yeşil renk olan yer soruluyor. Şimdi dedi ki kırmızıyla bakın kırmızıyla mavinin alanı birbirine eşitse burası 7 artı x ise bunun alanı da 7 artı x olacaksa 7 artı x olacaksa 3 var burada. Buraya da 4 yazarsak artık 7 artı x olmuş olur. Cevabımız 4 olacak. Evet arkadaşlar. Birinci adımda 256 olduğunu söylemiş. 256 yani yeşil altıgenin alanı 256. O zaman burası da 256. Ve ikinci adımda oluşan e, şeklin alanları toplamı ise 320 olduğunu söylemiş. O zaman buranın 64 olması lazım. Toplarsanız 320 olur. Dolayısıyla aynı şeyi burada devam ettiriyorum. Burası 256 ise Burası 64 ise buraya da A dersem 3. adımdaki alanlar toplamı nedir diyor. Arkadaşlar bunlar oransal olarak da bu şekilde küçülerek gittiği için bir sonradan bir önceye, bir sonradan bir önceye bölümleri eşittir. Yani şöyle diyeceğiz. 64 bölü 256. Bakın bir sonrayı bir önceye böldüm. Tamam. Bir sonrayı bir önceye bölersem yine A'yı da 64'e bölersem bu oranlar birbirlerine eşit olması lazım. Dolayısıyla bu Bakınız bunun dörde ee e bölünmüş hali ise bu da bunun dörde bölünmüş hali. A eşittir. 16 olur. Burası da 16 olur. Şunların toplamı zaten 320 idi. Bu 16'yı da eklersem ee ne yapmış olur? 336 birim kare olmuş olur. Santimetre kare olmuş olur. Yani Edirne. Arkadaşlar buradaki kurdele düz bir zemine iki çiviyle kurdele bol olacak şekilde ve iki çivi arasındaki uzaklığın 22 birim olacak şekilde ne yapmış? Bunu buraya çeviremiş. Daha sonra demiş ki kurdelenin bu bol olan kısmının çevre uzunluğu da 26 birimmiş. Yani şurası 26 birimmiş. Bunun altından geçebilecek bu kurdelenin altından geçebilecek en büyük küpün küp demek ne demektir? Bütün ayrıtları, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla bir yüzey olarak bakarsanız da kare olmuş olacak. Evet ben bu kurdeleyi şu şekilde yukarı kaldırmış olsam şöyle şöyle ve şöyle ve buradan aşağıya insem ve buradan aşağıya insem. Şimdi bu bir karesel şekil olacak. Dolayısıyla ee, burada kare olacaksa eğer bu en e, maksimum e, ikiz kenar yamuk olur. İkiz kenar yamuk olacaksa eğer bunlar eşit olacak ve ikiye bölünme söz konusu olduğundan dolayı ben buraya 2x diyorum. Bütün kenarlara 2x diyerek başlıyorum sorunun çözümüne. Yani karenin bir kenarına 2x diyorum. Şimdi o zaman 2x ise taban 22 idi. O zaman buraya ne kalacak? 11 eksi x kalacak. Buraya ise 11 eksi x kalacak. Bakın hepsini topladığımız zaman 22 uzunluğunu vermesi lazım. 22 eksi 2x artı 2x uzunluğuyla toplarsam 22 vermiş olur ve sıkıntı halloldu. Ve şu üst tarafın tamamen kaç olduğunu söylemiş. 26 birim olduğunu söylemiş. Üst taraf 26 birim olacaksa 13 birim bu tarafa 13 birim bu tarafa yazmam lazım. Bir de Eksi de ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Şimdi 26 eksi 2x oldu. 26 eksi 2x oldu. O 2x bu 2x'i götürür. İp uzunluğu ne olmuş olur? 26 olmuş olur. Şimdi. Burada ben hemen pratik davranmak istiyorum. Normalde hani 2x'in karesi artı 11 eksi x'in karesi eşittir 13 eksi x'in karesi diyebilirim. Ancak bu benim tanıdığım bildiğim üçgenlerden birine benziyor mu benzemiyor mu onu anlamaya çalışıyorum. 3 4 5'in katı olabilir mi mesela? 3 yazdığım zaman oluyor mu? 3 yazdığım zaman 10 oldu. 3 yazdığım zaman 8 oldu. 3 yazdığım zaman 6 oldu. Dolayısıyla 6 8 10 üçgeni sağlamış oldu. X dediğim uzunluk 3 ama bana 3'ü sormuyor. Neyi soruyor? Karenin bir kenarını yani 2x olan yeri soruyor. O da burası ne olmuş olur? 6 olmuş olur. Dolayısıyla karenin bir kenarı 6 olmuş olacak.